Merhaba, bugün bayat ekmekten harika bir börek hazırlıyoruz. Karışma kabı içerisine ilk olarak 2 adet yumurta ve 1,5 su bardağı yoğurdum alarak iyi bir şekilde karıştırıyorum. Ardından çeyrek çay bardağı sıvı yağ, biraz daha karıştıktan sonra biraz tuz ve pul biber ilave ediyorum. Son kez karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu sosu da daha önce küçük küçük koparmış olduğum ekmeklerin üzerine döküyorum. Burada 1,5 Somon ekmek kadar ekmek var arkadaşlar. Bir buçuk ekmek benim hazırlayacağım tarif için yeterli oluyor. Sosu döktükten sonra iyi bir şekilde karıştıralım. Beni bu tarifle ilk defa izliyorsanız henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. İyi bir şekilde ekmeklerimizi karıştırdım. Görüyorsunuz arkadaşlar, getiri kadar ıslanmaya başladı. Mutlaka iyi bir şekilde karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben çok ezmedim. Bu şekilde yeterli oluyor. Tavam içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlıyorum. Ya her tarafına gelsin. Daha sonra hazırlamış olduğum ekmekli karışımın yarısını tavanın tabanına görmüş olduğunuz gibi dağıtıyorum arkadaşlar. İsterseniz sade börek de hazırlayabilirsiniz hepsini aynı anda pişirerek. Ben arasında beyaz peynir ve maydanoz kullanıyorum. Göz kararı yarısını ayırdım arkadaşlar. Arasında biraz beyaz peynir ve maydanoz ekledim. Tekrar üzerine ekmekle kapatıyorum. Ben 100 gram beyaz peynir kullandım. Daha az veya fazla da kullanabilirsiniz. Ekmeklerin tamamını aldım ve spatulun tersine düzeltiyorum. Ve daha sonra da kısık ateşe alıyorum. Kısık ateşte ortalama 10 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Mutlaka arası da sallayın ki yanmasın ve dibine tutmasın. Uygun bir kapak veya düz tabakla tercihim arkadaşlar. Ben hafif fazla kızarttım. Siz kontrollü pişirirsiniz. Tekrar bu yüzünü de ortalama 5 dakika kısık ateşte pişireceğiz. Ben üzerine biraz kaşar peyniri ekleyeceğim. Tekrar kapağını kapatıp bir, bir dakika kadar bu şekilde bırakacağız ki peynirler erisin. Biraz kekik ve pul biber serperek sade içerisine alıyorum. Tabii kaşar peynir isteğe bağlı arkadaşlar. İstersen eklemeyebilirsiniz de. Dilimleyerek böreğinizi servis yapabilirsiniz. Yufka kullanmadan, hamurla uğraşmadan çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Evde kalan bayat ekmekleri bu tarifle değerlendirebilirsiniz. Tarifimiz sonuna geldim. Beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.